Hadi bakalım. Hadi bakalım. Dilan. Evet. Şimdi Dilan Polat hanımefendinin cezaevine girmeden önce çok sayıda kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Şimdi bu arkadaşı tükürmeleriyle, ah etmeleriyle ve ne bileyim böyle hani el kol hareketleriyle falan filan çok gördük ettik tabii vesaire. Sosyal medya paylaşımlarına gelen yorumlar ve eleştiriler onu çığırından çıkarmış. Hakaret demiş bunlar için, kendi yaptığı hakaret değil gibi. Savcılık aynı fikirde değilmiş neyse ki. Para elimizin geri başa bela, yaşa bizim gibi paşa paşa. Hop güm. Hadi. Allah belanızı versin. Hadi. Kabahati boyunu açtı, o ise faturayı sosyal medyada yorum yazanlara kesmeye kalktı. Kimseyle empati yapmıyorum çünkü kendimden başka kimsenin yerinde olmak istemiyorum. Dilan Polat'ın hakarete uğradığını ileri sürerek çok sayıda kişiden şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Ama Allah hakkı için çok üstüme geliyorlar. Herkes üstüme geliyor. Hadi! Tutuklanmadan önceydi. Dilan Polat sosyal medyada hayli saldırganlaşmıştı. Sonun yaklaştığını anlamış gibi ağza alınmayacak sözlerle tükürerek birilerini tehdit etmişti. Sana bir uçarım buradan. Kızgın ateşe oturturum. Bak seni ateşe oturturum. Tedbir kararımı, tedbir kararın anasını göreceksin. Enerji. Hadi. Yeni ortaya çıktı ki o paylaşımlara yapılan olumsuz yorumlara, eleştirilere tahammülü hiç yoktu. Her birini şikayet etmiş, ağzında ne geveliyorsun diyene de, hesap vereceksin diyene de hakaret davası açmaya kalkmıştı. Oh! Ağlayacak mısınız? Bak şimdi anlatıyorum yetersiz geliyor. Kara para aklama suç örgütü üyeliği gibi iddialarla cezaevinde bulunan Dilan Polat, aksini beklese de savcılık o yorumlar için hakaret sayılmaz diyerek takipsizlik kararı verdi. Hadi! Of yani be. Onca kaosun içinde kendine bir teselli aramış herhalde girmeden önce. Fakat ben şuna da maruz kalmıyor muyuz mesela sen ben baktığımızda izlerken bu tüylere, tükürüklere, el kol hareketlerine, ağza alınmayacak bir takım altı biplenerek verilmek zorunda kalınan kelimelere ben maruz kalıyorum. Yani saçma sapan bir şekilde bundan dolayı üzerimde böyle bir şey var benim. Yani ben mecbur muyum gördüğümde bunu? Ebru. Yani ben nasıl bir şikayete bulunabilirim acaba buna maruz kaldığım için? Sen buna yani buna içeri girmeden önce milyonlarca insan maruz aynen kalıyordu. Öyle. Aynen diyoruz ama insanlar da izliyordu onu. Heh. Like diyordu, beğeniyordu. Oradayım. Şimdi bu onların seçimi. Sen eğer izleyip yorum yapıyorsan, o da sana bu cevabı veriyorsa, siz o dünyanın içerisinde karşılıklı olarak bu dilde konuşuyorsunuz. Evet. Onların yani değil mi, diyalek şekilleri bu. Başka bir şey yok yani. Açıyor story'i, Instagram'ını canlı yayında. Ona laf çakıyor, buna laf çakıyor, şunu söylüyor. Yorumla da diyor ki, sen diyorsun ki mesela, biz sana maruz kalmak zorunda mıyız diyorsun mesela. Sana bir tükürük. Ne çok tükürük, ne çok küfür, ne çok el kol hareket bilmem ne falan filan. Ahlakımızı bozan insanlardı bunlar. Daha doğrusu kimilerinin ahlakını bozan insanlardı ve ben sana söyleyeyim. Çıksa bugün hikayelere, storylere başlasa yine aynı yoğunlukta izlenir bunlar. Çünkü öyle bir yani genel olarak baktığımızda dünyanın da eğitim vesaire bu arıza talep de var. Şöyle yani bu tarz olaylara talep ne yazık ki aykırı olan şeyler bir şekilde ilgi çekip kendini de bu şekilde gösterdiği için hani bir yer edinildiği zannediliyor. Bunlar gelip geçici kesinlikle hani belli bir dönem. Gelip geçici ama arada da hop götürüyor bir sürü şeyi. Ayrı bir konu. Sen bu hadiseyi bir İsviçre'de, Norveç'te, Almanya'da yapabilir misin mesela? Toplumdan topluma değişiyor. Dolayısıyla biz de kendimize bir dönüp bakmamız lazım.